Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflerde yerindedir. Hoş geldiniz. Hocam dayanı aldım. Dedim ki şöyle bir eskilere çok özlem duyulmadan tüm mainleri bir tur çekeyim abi, böyle video olarak. Tüm mainleri bir tur çekeyim. İlk videoyu Lee Sin'le atmıştım. Babalar Lee Sin oynar mı? Baba Lee Sin mi ne diye bir video paylaşmıştım. Arkasına iki tane Yasuo videosu çektik. Sonra Lucian çektik. O Lucian yerine mainlerden devam etmemiz gerekiyordu aslında diye düşünüyorum. Şimdi dayanayı aldık. Tanımayanlar, beni ilk defa izleyenler varsa, dayana da 2 sezon top 1 oldum. Bir ara çıkar oldum. 18 bin 19 bin puanla bayağı bir ikinciye fark atarak birinci olmuştum. Lee Sin'de de 6 sezon falan yaklaşık birinci oldum arkadaşlar. Yasuo, Diana ve Lee Sin benim imza hero'larımdan, top 1 olduğum hero'lardan. Top 1 olduğum hero'ları kendime böyle imza hero ediniyorum. Yani çoğu hero'da sıralamam var ama her hero ile top 1 olmamışımdır yani. Top 20, 15, 19 falandır. O yüzden bu top 1 olduğum hero'ların yeri bende ayrıdır. O yüzden bir Diana videosu çekelim dedim. Şöyle mavi kostümle girelim, değişiklik olsun. Şimdi hocam sizle konuşmam gereken bir iki konu var aklımda, planladığım. Bir yandan oynayacağım, bir yandan konuşacağım eğer unutmazsam ama. Birinci konumuz soğutucu konusu. Bu arada dünyanın en zor ligi Zümrüt Elo'dayım. Yani dünyada daha zor bir Elo yok Zümrüt'ün üstüne. O yüzden Zümrüt ligindeyiz. Soğutucu muhabbetine değineceğim. Bir izleyicimiz yorumlara yazmış ki Kral işte ben şu soğutucu sana öneriyorum deyip Memo DL-A3 modelini önermiş ve o yorumu bulursam ekrana koyacağım şu anda. Telefonu buz gibi yapıyor, hatta telefonu o kadar soğutuyor ki bazen soğutucuyu telefondan çıkarmak zorunda kalıyorum. Sana istersen hediye edebilirim, kargolayabilirim demiş. Buradan kendisine teşekkürlerimi ileteyim. Eyvallah düşüncesi için hocam, çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Ben senden o yorumu gördüm. Aynı marka model soğutucuyu sipariş ettim. Aradan işte 2 gün 3 gün geçti, kargo geldi. Soğutucuyu 2 gündür kullanıyorum ve gram memnun değilim. Hatta bugün iade talebini oluşturdum. İade de edeceğim o soğutucuyu. Ben bir önceki kullandığım soğutucu Memo DL05'ti arkadaşlar. İnanılmaz memnundum, kırıldı. Ama dedim hani almışken daha iyisi var mı, daha iyisini alalım diyordum. Yoksa Memo markası DL5 modelinden, DL05 modelinden. Ben çok memnundum. Severek kullanıyordum. Hatta duruyor hala ama hani telefon takılmıyor ona. Çalışıyor ama bozuk. Bunu aldım. Şimdi bu da A3 modeli. İkisi de Memo markası. Ben dedim hani Memo DL5'ten ben memnundum 05'ten. Bir de A3'ünü deneyelim dedim. Sonuçta ikisi de aynı markanın ürünü. Ve bu inanılmaz kötü çıktı. Yani oyun oynuyorum, 3-4 maç atıyorum. 4. maçta telefon 30-40 FPS'e düşüyor. Soğutucunun arkasına bakıyorum. 28, 29, 27 derece falan gösteriyor. Soğutucuyu bir çıkarıp bakıyorum hani soğutmuyor mu bu diye. Abi sıcacık arkası, sıcacık. Yani soğuk moğuk bir şey yok yani, bildiğin sıcacık. Büyük ihtimalle bu A3 modelinin fan gücü çok düşük ve fanın gücü yetmiyor arkadaşlar soğutmaya. Ama Memo DL05 modelinden ben çok memnundum. 10 saat 12 saat aralıksız oynayabiliyordunuz ve patır patır soğutuyordu. O yüzden Memo DL05 modelini, bir önceki kullandığım modeli size öneririm. Ama A3 modelini kesinlikle önermiyorum. Ben de şöyle bir şey yaptım. Bir önceki videolarda söylemiştim ki işte Zoinko markası en iyi galiba soğutucuda demiştim. Zoinko'da bir soğutucu var 1000 lira fiyatına. Yani 3-4 gün ben ona baktım. Stokta yoktu abi, yani bildiğin stokta yok, satın alamıyordun ürünü. Sonra işte bugün ben bu soğutucuyu, yeni aldığım soğutucuyu iade edeyim derken 500-600 lira fiyatı var bu arada, iyi bir fiyat, o yüzden iade etmek istedim. Madem kullanmayacağım, iade hakkımız da var. Dedim iade edeyim. Bir de dedim ki yani yeni soğutucu bakıyorum acaba ne alabilirim diye. Yoksa Memo DL05'in aynısını alacaktım. Zoinko'nun sitesine bir girdim. Bir baktım bu stokta olmayan soğutucu stoklara gelmiş. iPhone 12 ve üstü modellerde direkt telefona yapışıyor arkasına MagSafe özelliğiyle. Mıknatısı çekiyor kendisine. iPhone 12 ve üstü modellerde. Telefon iPhone değilse de içinden bir yapıştırıcı veriyorlar. Mıknatısı da hayvan gibi yapışmasını sağlıyorlar vesaire. Fiyatı da 1000 lira. Ben şimdi onu sipariş ettim Zoinko'nun sitesinden. Bir de onu deneyeyim. Ondan memnun kalırsam onu da size öneririm. Bu arada video giriş yapmayı unuttuk ama şu adamı kesip hemen güzel, hemen bir video girişi yapalım arkadaşlar. Videonun başını geçtik ama videonun başında bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Abone olmanız, like atmanız çok önemli. Tamamıyla doğrudan beni desteklemiş olursunuz. Bu videoda 800 like atarsanız tadından yenmez. Eyvallah, adamın dibisiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Zoinko marka soğutucu geldiğinde arkadaşlar onu da deneyimleyip ben size öneriyor muyum, önermiyor muyum diye söylerim. Mesela bu Memo DL A3 markasının aldığım soğutucuyu çok sordunuz. Abi işte bize söyle biz de alalım, bize söyle biz de alalım diye. Ben de dedim ki yorumlarda size, siz almayın ve bekleyin. Ben memnun kalırsam size önereyim.
Eğer memnun kalmazsam hepimiz beraber patlarız dedim. Ve siz alsaydınız şu an siz de patlayacaktınız. Çünkü ben beğenmedim. Ama Zoinko'dan artık geri memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir marka. Her şeyi üretiyorlar abi. Oyuncu, mobil oyunla ilgili her şey mevcut adamlarda. Ve kaliteli harbiden. Ah lan, E atamadım. Konuşurken tabii kaçıyor ya. O Kayn ölsün. Ölecek bu. Güzel. Ya bir de bende şu an şöyle bir şey var. Mobile Legends oynadığım için 1,5 aydır. Hani full fokusum Mobile Legends'ti benim. 1,5 aydır. Mobile Legends'ın konsolu inanılmaz tırt olduğu için. Konsol tarafı çok kötü olduğu için ben o kötü konsolda oynamaya alıştım. Vartift'in konsolu çok daha iyi ve zor geliyor yani. Zaten hep söyleriz, Mobile Legends'ın grafiği ve oynanışı kötüdür. Ama bana göre Mobile Legends en iyi mobil oyundur. Genel olarak baktığımızda Mobile Legends'ın çalışmasıdır, yönetimidir, yaptıkları etkinliklerdir, oyuncu sosyalliğidir, yayıncılara desteği falandır. Ben Mobile Legends'ı çok desteklerim. Hala da Mobile Legends partneriyim şu anda. Daha bitirmedim partnerliğimi, unuttum. Bir ara yazacağım partnerliğimi bitirmek için. Mobile Legends benim için top 1 oyundur. Ama kötü olan tarafları hep söyleriz ki grafik ve konsoldur abi Mobile Legends'da, oynanıştır yani. Ben şimdi Mobile Legends'ın dandirik oynanışına alıştığım için bu oyunun oynanışı bana zor geliyor. Hani araba kullanırken, vites atarken vitese bakmazsınız ya kafanız eğip. Ben şu an joysticklere bakıyorum abi, yanlış bir şey basmamak için. El alışkanlığım tamamıyla sıfıra düşmüş benim. Hani skill'leri kullanmadan önce bakıyorum, doğru skill'e mi basıyorum, yanlış yere mi basıyorum falan diye bir kontrol ediyorum. Benim buna alışmam bir ay falan sürer diye düşünüyorum tahminen. Güzel. Kes bunu da. Güzel. Hemen şöyle bir base atalım. Alameti verdik yukarıdan. Yapacak bir şey yok. Ya dragon alırsın ya da alamet alırsın zaten. Ama Renekton, özgür Renekton cumhuriyetini kurmuş. Bağımsız timsahlığını ilan etmiş. Renekton bir daha mı buff'ydı lan? Oğlum bu hero'yu bir ara mizahını yapmıştık. Riot evinde timsah mı besliyor, niye bu timsaha sürekli buff geliyor diye. Bir ara geyiğini yapmıştık, hatırlarsınız. Yani timsah da timsah olmuş abi bildiğin. Bir daha mı buffladılar? Ne yaptılar ben yokken bu hero'yu? Şurada bekleyelim, gelen olursa keselim kanka beraber. Bak geliyor mesela. Selamünaleyküm. Yarı can gitti. Kes bunu şimdi. Aynen öyle kral. Akıloyunları.com. Tamam, mid'e geliyorum hemen. 1500 gold'um var. İtemde bitirdim ama. Mid'e bir uğrayalım abi. Orada bir kavga dövüş var. Tamam. Ona ultiyle devam ederim de gerek yok abi. Kayn'ın red'i çıkacak. O red'i Pantheon oradayken alabilir miyiz ya? Bir base atmam gerekiyor, farkındayım da. Evet, Pantheon o red'i bize vermeyecek gibi. Buna direkt oynayayım mı? Aa, Pantheon adamı red'ini çalıyor. Ne yapıyorsun kanka? Emoji falan, hayırdır? At bana ultini de bir öldürelim seni. Ignite'ın yok. Yasuo Ignite. Bir base atayım artık ben. Amaç gözlük yapıp redimi de alacağım. Öyle base atacağım. 60'ken maksimum gold'la base atalım abi bari. Smite'ımız falan da boşa durmasın. Koydum base'i. 15'e 2 oldu lan oyun. Oğlum bayağı baskın bir takıma düştüm. Aha double aldı lan. Helal lan Kayn. Şaşırtıyorsun beni Kengs. Güzel, o Kayn base atıyor. Mid'de bir Yasuo'yu bekler miyiz? Beklemeyiz çünkü Yasuo burada bir yerde. Timsah bize orman falan salıyor oğlum. Ayıp
Ay. Darlayabildiğimiz kadar darlayalım. Buranın bu kostümü hangi kostüm? Baba yeni kostümler mi gelmiş? Değişik değişik kostümler görüyorum bazı hero'larda bilmediğim. Aha, güzel çektim. Blue'umuzu da alalım. Oyun bir durgunlaştı ya. Rakip oyunu soğutmaya çalışıyor şu an bir şekilde de. Mantıklı. Ben olsam ben de oyunu soğutmak isterdim. Kayn'ı keser miyiz? Güneşin ışığına aldanma. Tehlike. Ha? Kes bunu. Güzel. O pantheon'u... Ah be. Adam base'i bozdu. Base'i bozmaz diye düşünerek bir flash koydum da hissetti adam. Direkt bozdu base'ini. Ne alacağız şimdi? Luden bitiriyor. Luden bitirince direkt tek atmaya başlarız zaten. Luden bir... Sen ne yapıyorsun lan? Yani oradan çıksan... Aa çıktı lan. Harbi çıktı lan. Ha çıkamadı, güzel. Yoksa çıksaydı mevzu derin yerlere gidiyordu. Çıkamaması daha iyi oldu. Aha. Ben oraya giremem ya, ultim yok. Ya ne yapıyorsun lan? Ölmedim. Aha bitkinlik yedim. Yıl bastı. Her şeyi kullandılar. Jungle'ları yok. Dragon Free şu an. Baba öl işte. Ne darlıyorsun beni ya? Oradan oraya, oradan oraya. Tamam. Diana'da bir yetenek, 3 düz vuruş yapıyorsunuz arkadaşlar. Her attığınız skill'de hero saldırı hızı kazanıyor. O yüzden her skill artı 3 düz atak atmanız gerekiyor. Daha hızlı bir şeyleri kesebilmeniz için. Skill artı 3 düz vuruş artı skill mantığında. Oynarsınız bu karakteri. Oraya bir dalacağım şimdi şöyle. Bam. Hiçbir şey olmadı ama. Ya olsaydı, bir de böyle bak. Timsaha bak lan. Oğlum bu timsah ölmez ki. Hayda, çok uzak kaldı bana. Buradan atlayayım diye düşündüm de çok uzak kaldı ya. Şimdi 0-2-12 Jhin var lan. Adam 12 asiste kalmış. Jhin'in asiste bak işte, bu yüzden Pyke oynamayın abi. O Jhin ne sövüyordur şimdi var ya. Hayda. Nasıl kaçacağız la buradan? Ya. Aha. Ama ölecektik zaten. Buradan kaçış yoktu da. Bari sen ölmeseydin. Yani Jin beni kurtarmayı denedi de. Sağ olsun. Maalesef. Maalesef kanka. Rahmetli olduk. Rahmetlisin. Yasuo'nun aldığı iteme bak. Randuin almış. Büyü direnci ayakkabısı almış. Aklın sonu almış. Randuin çekmiş. Randuin ne alaka? Takımda saldırı hızı hero'su yok. İşte oyundan anlamak önemli bir noktada. Yasuo'nun bu yanlış mesela. Bizim takımda saldırı hızıyla çalışan karakter yok. Yani ben de saldırı hızı kasmıyorum. Full büyü gücü kasıyorum. Saldırı hızı Diana da oynanıyor ama biz büyü gücü Diana oynuyoruz şu an. Tek atma Diana'sı yapıyoruz. Ve Yasuo Randuin almış. Kime çalıştıracağım? Kralım Karanlık çöküyor. Ah lan. Sonuna kadar bekletti ultiyi ya. Güzel. Şuradaki yengeci alalım. Abi. Agam yengeci ver bana agam. Şu Zümrüt'ten de bir an önce çıkalım artık. Midem bulanıyor şu ligde ya. Gerçekten herkes trollüyor, herkes AFK kalıyor. Yani Zümrüt liginde oynayan arkadaşlar bizi mi küçümsüyorsun demesin de harbiden çok bataklık gibi Elo ya. Gerçekten tadı tuzu yok bu ligin ya. Siz de bir an önce çıkın arkadaşlar bir şekilde. Ben şu soğutucu işini bir türlü çözemedim. Yani oturup saatler boyu oynayamıyorum oyun arka planda. Soğutucu işini bir halletsek olacak da, yani şu anki soğutucuyla 2 maç 3 maç atıyorum. Hop FPS yine 20'ler. Şu an soğutucu telefonundan daha sıcak mesela. Sen nasıl soğutuyorsun kanka telefonu, ben anlamış değilim.
arkadan sıcaklık geliyor. Yani soğukluk gelmesi gerekiyor normalde de. İlginç şeyler. Kaç derece şu an? 25 derece yazıyor mesela. Kral, senin telefonu 20'nin altında tutman lazım ya. Gözünü seveyim. Yani ben sana soğutucu işlemini mi öğreteyim bu saatten sonra kral? Adamlar oyunu soğutuyor ya. Bir şey yapmamız lazım buraya. Ignite dedim yine. Bu Ignite'ı belediye dağıtır gibi Ignite atıyorlar bana sürekli ama gereksiz gereksiz. Gerek yok yani. Tamam, belediye dağıtıyor, okey de. Ya Zonya basamadım ya. Direkt içimden çıkmaz diye tahmin ettim, biliyor musun? Hani bir saniye bekler dedim de çok yapay zeka gibi Kayn oynuyor çocuk ya. Çok düz mantık, hani ulti atayım keseyim. Hiç düşünmüyor bu adam Zonya basar mı basmaz mı falan. İlginç. Oraya oynarsınız bu arada, bizim takım daha güçlü. Timsah ölmesin. Timsahı koruyun abi. Alo, timsahı koru kanka. Ne yapıyorsunuz? Güzel, hepsi low HP. Orayı var ya bir anda kestiniz derken kestiniz zaten herhal takım. Helal lan size. Vallahi duygulandım. Siz baron alın, ben dragon alayım. Olur mu peki öyle bir şey? Kayn çalar mı o baronu sizden? Çalamaz. Bak Canaz kaçırdı. Kötü oynadı bayağı. Bayağı kötü deneme yaptı. Biz bunu fırsat bilip hemen dragonu da alalım. Üçüncü ejderimizi de cukkayalayalım. Bana ping atıyorsun ama sen oraya alırsın diye ben gelmedim. Bak aldın da zaten. Üstüne şimdi dragonu da alacağız kanka. Benim oraya gelmemem biraz mantık işiydi. Bir de böyle bak. Güzel. Tamam, hemen şuradan rakip blue'yu da alalım. Zaten hemen hemen rakip düştü oyundan bayağı bir. Orada tam benlik bir fight var. Ben tam benlik. Hop. Hop. Şöyle de hop. Şöyle de hop. Şöyle de hop yapacaktım da Kassadin'in ultisi döndü ve oyun biter. Böyle idarelik bir oyunda abi. Kayn 0 vuruyor ya. Basit de diyor. Kral. Elo zümrüt olduğu için olabilir mi? Bir ihtimal belki. Çok merak ettim ama. Güzel. Helal lan Renekton. Bu Elo'da bu timsah oynamak bayağı iyi. Böyle timsahı bu ligde oynuyorsa bu çocuğun challenger yolu var diye yorumladım aga. Çocuk gerçekten güzel timsah oynadı. Helali var. Ünlükten artık bizim de kurtulmamız gerekiyor diyelim ve 2 pira girmişler zaten. 22k damage ile %23 vurmuşuz. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Sohbetli muhabbetli. Soğutucu muhabbetini çözersek inşallah yüksek elo tryhard videolara başlarız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.